A ve B tam sayı. B eşit değildir sıfır olmak üzere. A bölü B şeklinde yazılabilen e, ifadelere kesir adı veriliyor. A'ya kesin payı. B'ye ise kesin paydası deniliyor. A bölü B kesri A bölü B şeklinde okunuyor. A bölü B şeklindeki sayılara biz rasyonel sayı adını veriyoruz. Yani pay bölü payda şeklinde yazabildiğimiz İki tam sayının e, birbirine bölümü şeklinde yazabildiğimiz sayılara biz rasyonel sayı adını veriyoruz ve Q sembolü ile bunları gösterebiliyoruz. A'nın sıfıra eşit olmadığı bir durumda, eğer pay kısmında sıfır e, varsa, payda da ise sıfıra eşit olmayan herhangi bir tam sayı varsa, bu kesir e, sıfıra eşit diyebiliriz. Ama A kesirinde A bölü B kesirinde e, pay kısmında e, herhangi bir ee, tam sayı varsa ve paydamız da e, a'dan farklı olarak herhangi bir e, sıfırdan farklı olarak a paydada herhangi bir sayı olup paydada da sıfır bulunuyorsa bu kesir kesinlikle tanımsızdır deriz. Hem payda hem paydada sıfır bulunuyor ise bu da belirsiz bir kesri ifade eder. Aşağıdakilerden hangisi rasyonel sayıdır diyor. Rasyonel sayı neydi? a bölü b şeklinde iki tam sayının birbirine bölümü şeklinde yazılabilen sayılardı. Şıkları incelediğimizde zaten e, bunun tanımsız olduğunu, bunun belirsiz olduğunu görebiliriz. E, aslında eksi 1'in ne şekilde? Eksi 1 bölü 1 şekilde iki tane sayının birbirine bölünmüş şeklinde yazılabildiğini görebileceğimizden Edirne seçeneği bizim cevabımız olacaktır. 3x eksi y bölü x eksi 2 eşit olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur diyor. Ben bu ifadenin sıfır belirtmesi için bir kere pay kısmının sıfır olması gerektiğini biliyorum. 3x-y'nin sıfır eşit olması gerektiğini. Aynı zamanda paydanın da sıfırdan farklı bir sayı ifade ettiğini bildiğimi buraya yazdım. Hemen buradan yola çıkarak bakıyorum hangisi daima doğrudur diyor. Şöyle yapalım. 3x-y eşittir sıfırsa 3x-y eşit olmalıdır x'in de eşit değildir 2 olduğunu biliyorum. Yani x yerine ben 2 yazdığımda aslında 3 kere 2 6 olacağından y'nin de 6'ya eşit olmayan bir sayı olduğunu kesinlikle gösterebilirim. Bu yüzden cevabım Edirne'dir. Eksi 4 bölü 3 sayısının sayı doğrusunda gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Eksi 4 bölü 3 sayısı şu an bileşik bir kesir olarak bize verilmiş. Buna ben ne olduğunu biliyorum. Eksi birden daha küçük. Eksi birden e, küçük. Eksi ikiden de büyük bir sayı olduğunu biliyorum. Hemen tam sayılı şekilde yazmak istediğimde eksi bir tam bir bölü üç kesine eşit olduğunu görebilirim. E, ben artık e, şıklardan eksi bir tam bir bölü üç kesini arayacağım. Yani eksi bir ile eksi iki arasında bir sayı arayacağım. Burada Adana'da öyle verilmemiş. E, Ceyhan'da verilmiş. Deniz'e de verilmemiş. Ne yapması gerekiyor aslında? eksi ee, 1 ile 2 arası, eksi 2 arasını 3 eşit parçaya bölmesi gerekiyor. Yani Bursa'da olduğu gibi 3 eşit parçaya bölmüş. Ve birincisi benim kesimin bulunduğu yer olmuş oluyor. Aşağıdaki sayı doğrusunda 3 ile 4 arası eş parçalara bölünerek M sayısı gösterilmiştir. Buna göre M sayısı aşağıdakilerden hangisidir diyor. M sayısı 3'ten büyük, 4'ten küçük, bir rasyonel sayıdır. Hemen bakalım. 3 tamımız var bir kere. Kaç eşit parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6 eşit parçaya bölünüyor. Kaçıncısında? M beşincisinde bulunuyor. Yani M'nin bulunduğu yer aslında. 3 tam 5 bölü 6 kesine denk. Hemen bu tam sayılı kesimi bir eşit kese çevireyim. Bu eşittir. 6 e, çarpı 3 artı 5 bölü 6 olacaktır. Bu da 23 bölü 6 ifadesine eşittir. Aşağıdaki sayı doğrusunda eksi 3 ile eksi 2 arası 5 eş parçaya bölünmüştür. Buna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisidir? A'nın eksi 2'den daha küçük, eksi 3'ten de büyük bir şey olduğunu biliyorum. Hemen eksi 2 tam, aslında A'ya denk gelen yerin eksi 2 tam e, kaç olduğunu biliyorum. 5 eşit parçaya bölünmüş. Bunun da üçüncüsünde bulunuyor. Eksi 2 tam 3 bölü 5 ee, tam sayı kesine eşit olduğunu görebilirim hemen bunu birleşik kese çeviriyorum eksi parantezinde dursun 5 ee, kere 2 10 artı 3 13 bölü 5 olacaktır Buradan da eksi 13 bölü 5 kesrine eşittir diyebilirim sinemin 5 metre uzunluğunda e, uzunluklar birbirine eşit 5 bölümü ayrılmış kurdelesi vardır Bunlar e, A, B, C, D ve E noktaları arasındaki uzaklıklar da eşittir. Bu şekilde gösterilen. E, bu kurdelenin tamamı 5 metre. Demek ki her bir şu bölümü 1 bir metrelik e, birer kurdele payı düşüyor. Sinem, kur, Sinem kurdelenin e, 15'te 11'ini almak istiyor. Yani 11 bölü 15'ini al, almak isterse hangi noktadan kesmelidir diyor. Kurdelenin tamamı 5 metre mi? Hemen bu 5 metrenin 11 bölü 15'ini bulalım. Şöyle yaptığımızda o da 11 bölü 3'üne eşit olacak. 11 bölü 3 metreye eşit olacaktır. Peki bu e, bileşik kesir hangi tam sayılı keste eşit? Eşit 3 tam 2 bölü 3 kesine eşittir. Bunu da görebiliriz. Hemen 3 metre e, artı bir de e, 2 bölü 3 metrelik bir e, kurdeleye ihtiyacım var. Bakıyorum 1 2 3 şunun hepsini alıyor. Şuranın da 3 parçaya ayırmış zaten. Burada da öyle mi? 1, 2, 3 parçaya ayır diyor. İkisini al. Yani 1, 2, C'ye kadar olan kısmını al diyor. Bu yüzden C kısmından keserse 11